Efendim devam ediyoruz gece görüşüyle ama tabii enteresan gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz bir füze vurduğu yönünde bilgi var. Diğer taraftan füze düşürdük diye açıklama yaptılar. Bu gece sabahın 3'ünde Ukrayna ve İsrail başlıklı olmak üzere Amerikan Başkanı Biden açıklama yapacak. İsrail ve Ukrayna konusunda diye biliyoruz. Bunun altını çizmek lazım. Ama genel olarak bölgede bir hareketlilik var. Fakat tabii bu hareketlilik şu an aslında asimetrik seviyede. Birazdan komutan bunun ayrıntılarını daha fazla söyleyecektir. Amerikan üsleri, çeşitli Amerikan üslerinin özellikle füze ve drone saldırılarına uğradığı ve uğrayabileceği yönünde bazı bilgiler var. Irak'ta yani bu gece galiba, evet Suriye'de. Şu an için evet devam ediyor. Resmi açıklama yapmış vuran gruplar. Şimdi siz evet. Mesela Suudi Arabistan'ın yerine olsanız İsrail'i destekler misiniz? Desteklemezsiniz. Normalde destekliyor ama desteklemez. Çünkü hemen yakınında petrol sahaları var. Vuracak adamların petrol sahaları. Hı hı. Şimdi son bilgileri ben tekrar biraz paylaşayım. Bölgede bir takım hareketlilik var. Çeşitli açıklamalar da yapılıyor zaten. Ama bu geniş ve büyük kapsamlı değil. Daha çok asimetrik. Bölgedeki Amerikan Tabii. üslerine yönelik drone ve füze gibi mühimmatlarla bir takım saldırılardan bahsediliyor. Diğer taraftan Haniye'nin bir açıklaması olduğu söyleniyor. İrem, o Haniye'nin açıklamasını da bulursak. Ayrıca Yunus hazır olunca Pentagon'un açıklamaları var. Onu da hazır edelim lütfen. Bunu söyleyebilirim. Şimdi iki Amerikalı yetkilinin CNN'e verdiği bilgiye göre Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir Amerikan donanması savaş gemisi Perşembe günü Yemen kıyısı yakınlarında çok sayıda mermiyi yakaladı. Yetkililerden biri füzelerin Yemen'de devam eden çatışmalara karışan İran destekli Husu militanları tarafından ateşlendiğini söyledi. İkinci yetkiliye göre yaklaşık 2-3 füze ele geçirildi. İlk olarak Zafer bizimle paylaşmıştı bunu zaten. Yani Yemen'den Amerika Birleşik Devletleri'nin gemisine füze atılmış durumda. Diğer taraftan bakıyorum. Füzelerin İsrail'in hedef aldığı yönünde bilgi var. Husilerin Yemen yakınlarında bir Amerikan askeri gemisine hedef alma girişiminde herhangi bir kayıp yaşanmadı bilgisi de Pentagon tarafından duyurulmuş durumda. Yunus hazır mı arkadaşlar? Bir ekleme de ben yapayım Hande. Bir şey söyleyebilir miyim? Yap canım. Filistin, komutanım özür dilerim. Filistin İçişleri Bakanlığı Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi hedef alındı. Kiliseye sığınan kişiler arasında çok sayıda yaralı var. Yani şimdi oradaki durum o kadar zor bir hale gelmiş ki belli ki insanlar artık belki vurmazlar, insafa gelirler diye kiliseye sığınıyor. Bu vahşetin yaratıcıları, sahipleri kilise, cami hiçbir şey gözetmeden masum insanları katletmeye devam ediyor. Vurulan canlı sayısı 50. Evet, bu arada hani Papa duysun ama Haniye'nin, Papa da İsrail'den yana açıklama yapıyor. Evet. Evet, asimetrik bir şekilde şu an bu akşam hareketlilik görüyoruz. Amerikan üslerine karşı tansiyonun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İsrail'in kara harekatının büyük mü, geniş mi olacağı yoksa dar kapsamlı mı, kısa mı olacağı belki hem Pentagon'un hem de ilerleyen saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı, başkanının yapacağı basın toplantısında muhtemelen yanıt bulabilir ya da bir mesaj ortaya çıkabilir. Ancak tabii şunu söyleyelim. Genel olarak her ne kadar kara harekatına işler kilitlenmiş gibi görünse de asimetrik bir şekilde de Amerikan üslerinin hedef alındığını görüyoruz. Birazdan Yunus Pentagon'un açıklamalarıyla karşımızda olacak. Karşımızda olduğu an itibariyle de hemen Yunus'a döneceğiz. İsmail Hakkı Pekin, şimdi bu Amerikan üslerinin Yemen ya da başka yerlerde, Suriye'de ve benzeri yerlerde hedef alınıyor olması ne anlama geliyor? Asimetrik saldırılar nedir? Ben şöyle söyleyeyim. Asimetrik saldırı şu. Bir karşı tarafın teknolojik üstünlüğü, silah üstünlüğü olan bir tarafa karşı çok daha düşük ilkel silahlara sahip olan, teknolojisi gelişmemiş silahlara sahip olan bir grubun ya da bir ülkenin yapmış olduğu bir savaş demek. Yani bir tarafta gelişmiş teknolojik silahlar, öbür tarafta zayıf teknoloji. O zaman da
iş şeye dönüşüyor. Yani siz klasik muharebe yapamıyorsunuz. Konvansiyonel muharebe yapmıyorsunuz. Nasıl yapmıyorsunuz? O kuvvetlerinize çıkıp karşı taraftaki o güçlü ülkeyle doğrudan savaşmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gerilla yöntemlerine başvuruyorsunuz. Asimetrik savaş böyle bir şey. Tutuyorsunuz, tahtik akın yapıyorsunuz, pusu yapıyorsunuz, kesin nişancılara vuruyorsunuz, barajı patlatıyorsunuz. Yani aklınıza gelebilecek dünya kadar şey var bu dünyada yapılmış. Ve böylece asimetrik savaş, asimetriyle karşı taraf mağlup edilebilir mi? Çok zayıflatılabilir. Bizim daha sonra da tabii konvansiyonel kuvvetlerle itilebilir. Ama asimetriyle, asimetrik savaşla güçlü olan taraf perişan hale gelir. Hı hı. Yani şey gibi, nasıl ufacık sivrisinek bizi nasıl hasta ediyorsa, o sivrisinek gibi grup öyle bir vurur ki, mesela Çinlerin büyük lafı var, diyor ki yani bir şey yapmak istiyorsan, birini öldürmek istiyorsan diyor, tamamen üzerine gitme, tamamen öldüremezsin çünkü sorun çıkar. Onun için her seferinde bir çizik at diyor. 1000 çizik attığın zaman o zaten ölür diyor. Yani böyle bir şey. Böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Bu da böyle. Şimdi bu Hamas'ın yapmış olduğu savaş asimetrik bir savaş. Kime karşı? İsrail'e karşı. Ama tabii bu arada bir tek Hamas'ın olmadığını görüyoruz. Tabii ama yani başka görüşte olanlar da var. İşte İslami Cihat var. Başkaları da var. Yani 8-10 tane kuruluş var böyle. Hizbullah var. Evet. Çok farklı. Ama şöyle bir şey var. İran'ın yaptığı da öyle. İran'da Körfez'de, kendi bulunduğu Körfez'de ve etrafındaki işte proxy olarak kullandığı unsurlarla, yani vekalet için kullandığı unsurlarla birlikte büyük bir şey. Vekalet savaşı, şey savaşı yapıyor. Asimetrik savaş yapıyor. Şimdi düşünün, ufacık bir bot şeyi patlatıyor. Koskoca gemiyi patlatıyor. Bunu şeyde de gördük. Rusya-Ukrayna savaşında da gördük. Yani asimetri olduğu zaman biraz daha zekaya dayanan, karşı tarafın hatalarını, yani karşı taraf daha hantal olabilir. Siz daha çeviksiniz. Dolayısıyla o çeviklikten istifade etmek suretiyle karşı tarafı perişan edersiniz. Konvoylarını vurursunuz, ikmal konvoylarını vurursunuz. Yiyecek gitmez. Yani mesela meşhur Roma'da meşhur bir şey var, darbe var. O darbede... Çok özür diliyorum. Bir Yunus'a gidelim tabii hemen. Tabii ki. Yunus, seni bu arada dün Irak'ta Amerikan üssüne yapılan drone saldırısında bir Amerikalı'nın hayatını kaybettiği de açıklanmış galiba. Sendeyiz. Pentagon sözcüsü ne dedi acaba? Saldırıları kimin yaptığı konusunda herhangi bir şey söylemiyorlar. O konuda hala çalışmaları devam ediyormuş, belirleme çalışmaları. Yemen'deki olayla ilgili ise o Husiler tarafından gönderildiği düşünülen füzelerin 3 tane güdümlü füze dedi Pentagon sözcüsü. O güdümlü füzeler Yemen'den fırlatılmış ve fırlatıldıktan sonra Amerikan destroyeri bunları düşürmüş ve birden fazla drone'u da aynı zamanda düşürmüşler. Hedefin ABD gemileri değil, İsrail toprakları olduğunu söylüyorlar. O konuda da net bilgiyi verdi. Şimdi şu yani konuda bir şey söyleyebilir miyim? İsrail'e gittiğini söylüyorlar. Bir dakika, 3 güdümlü füze olduğunu doğruladı. Amerikan savaş gemilerinin Yemen'den ateşlenen 3 roketi düşürdüğünü doğruladı. Hedefin İsrail olabileceğini belirttiler. Şimdi, ne demek bu bölgede, bu evet. Bölgede Amerikalılar o donanmada getirdikleri zaman Aegis sınıfı gemileri var. Hava savunma gemileri. Bunlar üzerindeki füzelerin menzilleri 160 kilometre. Ve bunlar doğrudan radar vasıtasıyla ikaz ediliyor. Nereden ikaz ediliyor biliyor musunuz? Bir tanesi bizim Malatya'daki Kürecik radarı. Bir tanesi İsrail'deki radar. O çöldeki radar. Ve bunların şeyi hemen Ramstein'a gönderiliyor. Merkez Ramstein. Ramstein'dan da hedefler şeye gönderiliyor. Gemilere gönderiliyor. O gemilerde fırlatıp düşürüyorlar. Tabii böyle. Bu çok hızlı oluyor. Tabii. Yani bu tabii 4-5 saniyede olan bir şey yani. Çok süratle yapılan bir şey. Hande Fırat, şu Kürecik meselesini biri... çözmek lazım herhalde o zaman. Evet, dinliyoruz ya. Yunus. Yani şimdi bizi Amerika'yla karşı karşıya getireceksin ya. Evet, bir saniye bir Yunus'u dinleyelim. Evet. Biri hayatını kaybetti demiştik. Irak'taki El Asad üssünde
oraya yapılan drone saldırısında bir adet ABD ordusu taşeronu, yani sözleşmeli çalışanı kalp krizinden hayatını kaybediyor. Yani direkt olarak bir etkiden ya da direkt olarak oraya gelen bir saldırıdan değil, kalp krizinden hayatını kaybediyor. Irak'ta Eyn al-Asad üstünde. Ama oraya da bir saldırı yapılıyor sonuçta. Doğru. Evet. Oraya yapılan saldırılarda da Irak'ta, yani bunlar Hizbullah mı diye soruldu, İran parmağı var mı diye soruldu. Ancak Pentagon sözcüsü yani herhangi bir şey söylemedi. Bu Husilerin yaptığı düşünülen, yani Yemen'den fırlatılan güdümlü füze ve drone saldırısı İsrail'e giden, bununla ilgili cevabı olacak mı sorusuna da ABD'nin bir misillemesi olacak mı? Bizim seçtiğimiz zamanda ve şekilde bir cevabımız olur dediler. Ancak şunu ben altını çizmek istiyorum Hande Fırat. ABD zaten 12 gündür söylemişti, bugün de söylemişti. İsrail'e düşman olan kim varsa iki kere düşünsün diye, bu füzelerin de biz İsrail'e doğru atıldığını öğrendiğimize göre, en azından Pentagon'un açıklaması bu yönde, ABD yine hani göstermiş oldu. İsrail'e kim, hani füze mi, drone mu ya da başka bir şey mi saldırmak istiyorsanız ben savunacağım diyor İsrail'i. Bunu da adeta gösteriyorlar sahada her gün. Soru. Onur, bu İsrail'in savaş uçaklarının Gazze'de Ortodoks Kilisesi İrem ya da vurmasıyla çok sayıda ölü ve yaralı ayrıntısını da ekranlara taşıyabilirsek sanıyorum iyi olacak bu arada. İsrail savaş uçakları Gazze'de sevgili izleyiciler bir Ortodoks Kilisesi'ni vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu da bildiriliyor. Bunun altında tekrar çizelim. Hakikaten yani gece uzun olacak öyle görünüyor. Yani yüzlerce Amerikan hedefi öyle gözüküyor ki önümüzdeki günlerde İsrail'deki savaş yüzlerce Amerikan kuruluşunu hedef haline getirecek bir duruma yani bu iş doğru arkadaşlar öyle hani göründüğü gibi Amerika isterse yapar, İsrail isterse yapar. Öyle bir dünya yok. Yani Amerika da aklını başına alacak. Bütün dünya da aklını başına alacak. Bu gidişat değil. Yani bakıyorsun 800 tane dünya genelinde üssü var Amerika'nın. 23 tane sadece Suriye'de var. Aynen öyle. 20 küsür demin baktım Almanya'da var. Türkiye'de var. Yunanistan'da zaten habire açıyor. Ve tutamıyorsun işte. Yani yapamıyorsun. İstediklerin olmuyor. Hani bununla varılabilecek bir yer yok. Geçen yüzyıl gibi olmayacak. Hani geçen yüzyıl cetveli koydun, sınırları çizdin, Orta Doğu'nun petrolüne çöktün. İşte sana bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki hayır bu yüzyıl o iş öyle olmayacak. O zaman uzlaşacaksın. Dünyada o zaman uzlaşacaksın. Yani dünya kuruluyor. Bunun yani. Zafer Şahin'e bir ekleme yapayım ben. Zafer Şahin'in söylediği şeye, Pentagon'un sözcüsüne göre yine Irak ve Suriye içinde ABD çıkarlarına ve ABD hedeflerine karşı düşman tavırlarda SİHA'larla yapılan ya da İHA'larla yapılan bir artış görüldüğü de söylenmiş olduğu ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü tarafından. Yunus, burada bir soru... özel bir kasıtları var mı? Tabii yani biz İran'ın desteklediği gruplar tarafından özellikle Irak ve Suriye içinde ABD üslerine bu tür saldırılar yapıldığını görmüştük. Rusya tarafından yapıldığını görmüştük. Ben yine bu söylediklerimi ABD açıklamalarına dayandırıyorum bu arada. Yani zaten zaman zaman bunlar oluyordu. Ancak şu son dönemde bir artış gördük demesi ve bizim hani birkaç gün içinde İsrail'in kara saldırısı beklememizle, eğer bölgedeki unsurlar ABD'nin üslerine ve ABD askerlerine saldırılarını daha da arttırırsa, tabii ki bu ABD'nin de başka ülkelerde de güç pozisyonunu değiştirmesi ya da güç yani pozisyonunu tabii arttırması anlamına gelebilir. Hande Hanım'ın söylediği konu farklı. Yani Türk Biden'ın açıklaması kullandığı daha açık söyleyelim. İHA'lar var ama Türkiye bu şeyden istifa ederek böyle bir şey yapmaz. Hayır, son dönemde diyor. Sadece Gazze değil galiba söylediği. Yani Yunus, son dönemde diyor. Şimdi biz senden Gazze'yi önce... Gazze'yi söylemiyor zaten. Şeyi söylüyor. Hayır. Senden önce biz... Irak ve Suriye'de değil. Hayır, Biden'ın açıklaması var ya bizim Suriye ile ilgili tamam uzatması. Tamam işte Irak ve Suriye dediği evet. için ben özellikle kasıt ne Yunus diye sordum da. Evet. Hani orada acaba herhangi bir ülke adı telaffuz etti mi Pentagon sözcüsü evet. diye merak ettim. Yunus, Allah'tan Yunus, etmemiş. Yunus belki tam anlamadı ne dediğimizi de onun için dedim. Ben Yunus sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi biz senden önce Avrupa'da Filistin'e destek ve işte İsrail'i protesto gösterilerinden bahsettik. Benzer bir dalga ya da hissiyat Amerika'da var mı, olur mu? Bir de bugün bir haber düştü. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir genel müdür
Amerikan yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla desteklemeyeceğini belirterek istifa etti. Sputnik'in bir haberi bu. İsmi de var, Josh Paul diye. Böyle şeyler nasıl karşılanıyor orada? Hani görevi de şuymuş. Amerikan Dışişleri'nde müttefikler ve ortaklara silah tedariki biriminde genel müdürmüş. Hem sokakta hem bürokraside böyle Amerikan politikasına yönelik bir tepki var mı? Böyle bir dalga oluştu mu? Bu olay doğru. Dün akşam saatlerinde bu bir site var ya, herkes giriyor işte, insanlar kariyerini ilerletmek için, iş bulmak için giriyor. O sitede istifa mektubu yayınladı, iki sayfalık. Yayınladığı mektupta şöyle bir şey söyledi. Ben hatta ondan sonra ABD Dışişleri Sözcüsü'nün bugünkü cevabını da anlatacağım. İkisinin arasındaki farkı görmeniz için. İsrail'in veriyor olduğu tepki ve Amerika'nın hem bu tepkiye hem de işgale vereceği destek, hem İsrail hem de Filistin halkı için yalnızca daha fazla ve daha derin acılara yol açacaktır. Korkuyorum ki geçtiğimiz yıllarda yaptığımız hataları tekrarlıyoruz ve bunun daha uzun bir süre parçası olmayı reddediyorum. ABD yönetimi içinde aykırı seslere izin verilmediğini belirtiyor bu kişi de, ve diyor ki bu konuda hiçbir sorgulama yok. Bu hususta sistem içerisinde gerçek muhalefete yer yok ve beni kararıma yönlendiren de bu oldu. İsrail'in kendini savunma hakkını tanıyorum, ancak bu süreçte daha kaç tane Filistinli çocuk ölecek, beni belki kararıma iten bu oldu cevabını verdi. Senin bahsettiğin bilgi doğru Zafer Şahin. Bu kişi 11 yıldır ABD Dışişleri Bakanlığı'nda siyasi askeri işler direktörlüğü, yani müdürlüğünü yapıyor. Ve bu son olaylardan sonra İsrail'e gönderilen silahlardan sonra, ki büyük ihtimal kendisi de farkında, yani çok gerçekten tecrübeli bir diplomat olarak, İsrail orada savaş suçları işlerken ben bunların altında imzam olmasını istemiyorum diyor ve protesto ederek ayrılıyor. Orada çok önemli olan şey de hiçbir şekilde muhalefete izin verilmiyor ABD Dışişleri Bakanlığı'nda diyor. Bugün bu soru soruldu Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne. Verdiği açıklama şu: biz Dışişleri Bakanlığımızda karşıt görüşleri her zaman isteriz. Herkes görüşlerini serbestçe anlatabilir, açıklayabilir. Zaten Amerika'yı bir demokrasi yapan, güçlü yapan, bizim diplomasimizi güçlü yapan şey de budur dedi. Ancak istifa eden, 11 yıldır müdürlük yapan adam diyor ki muhalefete yer bile yok diyor. Yani bu konuda hiçbir şekilde tartışmaya izin verilmiyor diyor. Bu da gerçekten, hem biz Yahudileri görmüştük, solcu Yahudileri, sağcı Yahudileri, Ortodoks Yahudileri, bunları gördük, beyaz Amerikalıları gördük ve şimdi de gerçekten çok üst düzey bir yetkilinin isyan bayrağını çektiğini görüyoruz. Bu arada ABC News'un bir haberini attım bana, ama ben de şu an son şey internetten sitelerine baktım. Şu an için girmemiş, bekliyorum. Masaya da gönderdim. Doğru şey, deniliyor. Twitter'dan baktım da şimdi ABC News'te en son olarak Breaking News'ta Pentagon'un sözcüsünün açıklamaları var bize anlattığı. Ondan sonra daha ağırlıklı olarak Pentagon'a gitmiş. Bir de Yemen ve işte atılan 3 roket var. Ama şu an için ABC News'ta bir son dakika gelişmesi yok. İsrail'de güvenlik kabinesi toplandı sevgili izleyiciler. Kara harekatı için İsrail'de bir güvenlik kabinesinden onay çıkması gerekiyor. Dolayısıyla acaba ajanslara bu haber düştü mü düşmedi mi, bunu kontrol ediyoruz. ABC News'ta yok şu an. Hatta şöyle başka bir haber girdiler. Onu söyleyeyim. Yani sağlıkla ilgili bir haber girdiler ama ben bakmaya devam ediyorum. Evet. Sanıyorum Yunus sen de aynı şekilde, haber masası da aynı şekilde bakıyorlar.